Melda Yücel TV'den merhaba. Seçime ne kaldı ki dediğimiz bir video ile daha karşınızdayız. Bugün saymazsak iki iş günü var. Sadece ve sadece iki iş günü ki cuma günü yurt dışı piyasalar dediğimizde orada tatil cephesi çıkacak karşımıza. Ve 1 Nisan sabahını çok merak ediyoruz. İki değerli isimle birlikteyiz. Portföylerini yenilediler. Neden, niçinlerle yayındalar. Teşekkürler değerli katılım için. Ata Portföy CEO'su Mehmet Gerz ve Genel Müdür Yardımcısı Suna Tanrıverdi Fidan. Melda Yücel TV'de Üçlü Pencere ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen başlıyorum. Senaryoları çok merak ediyoruz biz aslında. Hani pazar günü sandıktan ne çıkacak ve 1 Nisan bize hani şaka gibi mi gelecek? Ondan sonra nasıl bir dönemi başlatacak? Çok merak ediyoruz ve bu konuda da Türk insanı olarak bir refleksimiz var. İşte dövize altına koştular, bunu gördük. Sonrasında şok faiz artışı ile birlikte tekrar TL mevduatı konuşmaya başladık. Borsa ne oluyor dedik. Dalgalandı da duruldu mu durulmadı mı bunu da soracağım. Öncelikli olarak ben her zaman önce hanımlar derim ama Mehmet Bey'den bir Suna Hanım'ın izniyle görüş alarak başlamak istiyorum. İki iş günü kala yatırımcı ne yapmalı, ne yapmamalı ve 1 Nisan sabahına sizin beklediğiniz senaryo ne, onu çok merak ediyorum tabii ki piyasalar açısından. Öncelikle merhabalar. Yani seçim senaryolarına göre bir değişiklik öngörmüyoruz Melda ama portföyümüzde bu sabah bir değişiklik yaptık. Onun da nedeni aslında Merkez Bankası'nın faizleri arttırması ve takip eden günlerde mevduat faizlerinin %50'nin üstüne çıkmış olması. Dolayısıyla biz portföyümüzde sabit getirili kısmı, yani TL faiz kısmını %5 arttırdık. Böyle bir portföy değişikliğine gittik. Onu da hisse senedinden kaydırarak yaptık. Yani ikisi de Türk lirası. %40 hisse senedi veriyorduk. Onu 35'e indirdik. Diğer taraftan %20 olan sabit getiriliği 25'e çıkarttık. Doğru söylüyorum değil mi Suna? Yani TL sabit getirili kısma 30 yaptık. Orada bir 5 puanlık artış var. Aslında onu soracağım. Evet. Yani borsada... Bir de şey göstererek isterseniz... Evet, hemen ekleyelim. Onu hemen yanlış ekleyelim. Yanlış bir rakam vermek istemiyorum. Lütfen. Hisse senedini 35'e indirdik. Orada kırmızı bir ok var. Bakın düşüyor. TL sabit getirili de 30'a çıkarttık. Evet, Suna haklı. Toplamı 65 ediyor. Yani portföyün %65'i Türk lirası varlıklardan oluşuyor. %35'i döviz ağırlıklı varlıklardan oluşuyor. Ya bu değişikliğin sebebi faizlerin epeyce yükselmiş olması ki bunun sebeplerini, sonuçlarını etraflıca konuşuruz. Yoksa seçimle alakalı bir konu değil bu. Tamamen faiz seviyesinin, faizlerin daha cazip bir seviyeye gelmesiyle ilgili. O zaman faiz cazip seviyeye geldi diyorsunuz. Bunu anlamalıyım değil mi? Yani bu çok önemli çünkü tartışılıyor. Dün de ben bir video hazırladım. Mevduat kazandırır mı diye. İzleyicilerin yorumlarına baktığımda herkes diyor ki yok, enflasyon üstü değil. Ben oraya park edeceğim, sonra zarar mı edeceğim? Bir devalüasyon olursa ne olacak? Buradaki o akıllara takılan ya da o duygu çok net. Yani yaşanmışlıklar çok net. Burada TL mevduat kazandırır o zaman diyebiliyor muyuz? Suna Hanım, isterseniz sizinle devam edelim. Yani tabii ki zaten bu son merkez artırımından önce biz piyasada oranların daha önce bir fiyatlanmaya başlandığını görmüştük zaten. Politika faizi 45'lerdeyken üzerinde bir fiyatlama görüyorduk piyasada. Yavaş yavaş böyle 50'lere doğru yaklaşan bir piyasa vardı. O dövizdeki hareketlilikte o faiz kararını getirdi zaten. Şimdi de bankalardan aldığımız yani 53-54'lere varan mevduat oranları var. Mevduatta da bireysel yatırımcı için zaten Nisan sonuna kadar bu vergi avantajı da devam ediyor, %5'lik kesinti. Bunun yanında da şey tarafında da para piyasası fonları son dönemde zaten özellikle bu faiz artışıyla beraber yılbaşından bu yana çok ilgi görmeye başladı. Orada özellikle biraz daha gecelik nakdi değerlendiren böyle ters repo fonları, o faizlerin bugün itibariyle bakıldığında 51-52 aralığında geçiyor gecelik repo faizleri. Tabii ki avantajı şu, bize para piyasası fonunu gidip mevduatla kıyaslıyoruz ama burada gecelik bir para tutuyorsunuz. Yani istediğiniz an onu T0 valörüdür.
Ertesi gün ya da aynı gün içerisinde nakdine dönebiliyorsunuz. Bu faizin yükseldiği ortamda bu çok ciddi büyük bir avantaj. Mevduatta çünkü 32 günde bağlamak zorundasınız. Dolayısıyla ilgi görüyor. Bu yüksek faiz dönemi devam ettiği müddetçe de hani yatırımcılarda da bu ilginin sürmesini bekleyebiliriz. Yani şimdi baktığımda 5 puan birden artıyor hisse özür dilerim TL mevduat payı, ama diğer yandan da altını %5'te tutuyorsunuz. Bu da beni çok şaşırttı. Neden diyeceğim? Çünkü altın hem fiziki hem de fonlarıyla yatırımcının ne diyeyim? Çok sevdiği bir ürün halinde. Yani Türk yatırımcısı sever. Fonunu da sevdi, fizikisini de sever. Bu anlamda yatırımcılar altın fonlarına hücum etti. Külçe altında gram fiyat makası açıldı. Ama siz neden %5'te tuttunuz altını? Yani bu önümüzdeki dönemde altına diğerleri kadar güvenmiyor musunuz? Ya biz dövizli varlık olarak Türk Eurobond'u ve global tematik hisseleri daha fazla ön plana çıkartıyoruz. Onların çünkü belli bir getirisi var, temettüsü var. Altının temettüsü veya getirisi yok. Fiyatının artması lazım. Evet, onun da fiyatı artma eğiliminde. Fed faiz indirdikçe ikinci yılın ikinci yarısında daha da fazla artabilir ama portföyde çok büyük bir yer ayırmak henüz istemiyoruz. Düşündük aslında artırabilir miyiz diye de. Şu anda fiyatta oluşan oynaklık, dalgalanma, Türkiye'nin kendi altın piyasasında bir yanlış fiyatlama var. O da altın fonlarının bugüne kadar işine yarıyordu ama bugünden itibaren biraz negatif çalışabilir. Yani külçe altın fiyatıyla, yani fiziksel altın fiyatıyla gram altın fiyatı arasında %5'e varan bir makas oluştu. Bu da arz talep dengesizliğinden dolayı. Seçimden sonra bence bu ortadan kalkacak ama şu anda altın piyasasında alış satışlarda bir problem oluşturuyor bu. O yüzden birçok yatırımcı fonlara hücum etti. Altın fonlarına ciddi giriş var. Bizim de altın fonumuza ciddi giriş var ki bizimkisi katılım altın fonu, yani faizli enstrümanlara yatırım yapmayan bir altın fonu. Biz %5 oranında öneriyoruz. En fazla %10 olabilir. Altın çünkü biraz pasif bir yatırım aracı Melda. Onun yerine daha aktif, portföye böyle sadece fiyat artışı değil de getirisiyle, faiziyle veya temettüsüyle varlıkların ben daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu merak ediyorum. Bunu az sonra soracağım. Fonlara park etmeli mi? Bu portföyde ne olmalı diye soracağım ama Suna Hanım'a hemen sorayım. Bu altın kısmını. Çünkü altında gerçekten hani fizikisi de olmayınca insanlar altın fonuna dediğiniz gibi koştu. Burada peki ne yapmalı? Yani siz %5'te tutmayı nasıl açıklarsınız? Altın yani tahmin ettiğimiz kadar parlamayacak mı? Onu mu öngördünüz? Yani içeride biraz aslında bu seçim senaryoları aslında biraz satın alınmaya çalışılıyor. Hem dövize hem de altına içerideki olan ilgi büyük ölçüde bu. Hani ONSA da baktığımızda bu sene başından beri %6'lık dolar bazında bir getiri var. Orada da var ama bu hani biraz daha uzun vadede o Fed'in faiz indirim sürecine, o döngüsüne girmesiyle altın belki biraz daha ışıldayacak. Ama bu dönemde yine bir pozitif getiriden bahsediyoruz. Biraz içeriye özel olarak yorumluyoruz biz bunu. Bir önceki seçimdeki senaryoların tekrar etmesi ihtimali belki hala bir endişe. Yatırımcı onu görmek istiyor. Ama yani bu son faiz bir anlamda kur şoku diyorsunuz. Evet, bu faiz arttırma bir ölçüde onu hafifletmiş gibi görünüyor aslında. Ama yine de yatırımcı bundan emin olmak istiyor. Belki sonrasında, seçim sonrasında bu ilgi, talep belki bir ölçüde azalabilir ama Türk yatırımcısı genel olarak seviyor altını gerçekten bir birikim aracı olarak. Burada yani fonlardaki avantaj zaten Nisan sonuna kadar hani altında bir vergi istisnası da bulunuyor altın fonlarında. Bu uzatılacak mı tabii takip edeceğiz hep birlikte. Dolayısıyla bu yatırımcı için avantaj da. Çünkü bankalarda siz fiziksel olarak aldığınızda altını geniş spreadlerle de karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla fon altın olarak yatırım aracı olarak yatırım yapmak için uygun bir araç aslında bu dönemde.
Evet, burada hep izleyicilerimiz şunu da soruyor. Peki vadesi ne? Yani hani buradaki vade ne? Biraz şeye de bakmak lazım belki. %50 faize kazandıracak portföy ne dediğimizde bu halkayı mı kafamızda canlandıralım? Neyi önerirsiniz? Evet, bu portföyümüz bizim dengeli ama getiri olarak da enflasyonun önünde koşmaya aday bir portföy. O yüzden hisse senedi kısmı hala en büyük kısım, %35. Orası getiriyi asıl yaratan kısım hisse senedi kısmı. Global hisse senedi fonları da öyle. Orada da evet, iyi bir getiri var. Ya önümüzdeki bir sene için biraz önce baktım da TÜFE endeksli kağıtların beklenen bir enflasyon şeyi vardır, ima eder. %42,5 gördüm. Yani önümüzdeki bir yıl piyasanın tarafsız enflasyon beklentisi %42,5'a kadar indi. 48'lere çıkmıştı bu arada. Yani Merkez Bankası'nın faiz artışı aslında enflasyon beklentilerini geriletmek anlamında bir işe yaramış. Şimdi bu %42,5 enflasyonu geçmek için tabii ki burada bir risk alınıyor bu portföyle. En az bir %50, belki de %60 gibi bir getiri yaratması gerekir. Burada biraz hisse senedi kısmına bağlı, dolar TL'nin ne olacağına bağlı bu portföyün getirisi. Bizim beklentimiz şu: hisse senedi, evet, önümüzdeki belki birkaç hafta, belki bir iki ay yatay ve dalgalı gidebilir ama seçimden sonra ekonomi politikasının kararlı uygulanmasını gördükçe borsaya yabancı girişinin artmasını bekliyoruz. Nitekim yabancı girişi var aslında borsaya. TCMB faiz artışının akabinde de bunu gördük. Ama tabii içeride yerli yatırımcı açısından faiz ciddi bir alternatif olmaya başladı. O yüzden borsadan çıkıp faize geçenleri de görüyoruz. Bunu mantıklı da buluyoruz biz de. Kısmi bir şekilde önerdik ama yabancı açısından daha farklı bir resim var. O da şudur: Türkiye'de en azından enflasyonla ciddi bir mücadele ediliyor. Merkez Bankası'nın eli de rahat, bağımsız karar alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin para politikası ve ekonomi politikası daha güvenilir bir noktaya geldi deyip hem kredi notu artışları devam edebilir hem de borsadaki yükseliş trendi seçimden sonra yabancı girişle tekrar hız kazanabilir. Ya böyle bir resim altında önerdiğimiz portföyün, biraz önce gösterdiğimiz portföyün dengeli bir risk profiliyle enflasyonun üzerinde getiri sağlamasını biz bekliyoruz. Ha, bunu tek tek yatırımcı alamayabilir mi Elda? Çünkü orada 5-6 tane varlık sınıfı var. Evet. Evet, 1-2-3-4, 5 tane varlık sınıfı. Bunları böyle o aranda bir araya getirmek zor olabilir. Biz bunun için yatırımcılara değişken fonlar içinde bunu aslında üretiyoruz. Bu dağılımı yansıtıyoruz. Orada da zaten direkt Sunan'ın yönettiği değişken fonlar. Ben kendisine burada lafı vermek isterim. Çünkü 3 farklı değişken fonumuz var. Değişik risk profillerinde bu dağılımı içinde yansıtıyor. Evet. Fonlara park etme zamanı mı? Hangi fonlara? Ona da bakmak lazım aslında. Suna Hanım'a da bu nezle geliyorum. Bir de hani enflasyon üstü dediğimizde ne kadar üstü? Yayın öncesinde de konuştuk. Onun için bir anda yayın öncesi mi konuştuk, çekimde mi konuştuk onu karıştırdım ama herkese hala şöyle bir kanaat var. Çok alakasız insanlarla konuştuğumda, işte ne bileyim çarşı pazarda da, ne bileyim işte bir iş için biriyle konuştuğumda da herkes diyor ki seçim sonrası dolar 40 lira olacak ya. Herkesin cümle böyle başlıyor. Yani o kadar ecek acak olacak diye düşünüyorlar ki hani bunu kırmak nasıl mümkün olabilir? Bu süreçte hep enflasyon üstü peki ne kadar kazandıracak sorusuyla karşılaşıyoruz. Orada hani TÜİK enflasyonu mu sorusu da beraberinde geliyor. Onun için fonlara park etme zamanı mı? Fonları yeni yeni keşfediyoruz. Peki hangi içerikte hangi fonlar diye uzun bir sorunun ardından gelmiş olayım Suna Hanım'a. Ben kısaca toparlamaya çalışayım aslında. Şöyle, bu zamanlarda özellikle hani biraz belirsizlik, ne yapacağımı bilmiyorum, işte birden fazla kıymete de yatırım yapmak istiyorum. Bu değişken fonlar biraz daha
Çoklu varlık fonları, daha böyle sepet şeklinde bir yönetim tarzına sahip fonlar. Biz burada değişik risk kategorilerinde yatırımcılara çeşitli alternatifler sunuyoruz. Yani rakamlarla konuşayım aslında. Bizim değişken fonumuz enflasyonun ne kadar üzerinde diye sordunuz mesela. Bugünden baktığımızda son 2 aylık getirisi %104'ün üzerinde bir getirisi var fonun. Son enflasyon rakamı %67'lerdeydi. Dolayısıyla onun çok çok üzerinde tatmin edici bir getiriye sahip. Bunun dışında tabii ki risk seviyesi olarak bunlar ne taşıyor? Ağırlıklı olarak hisse senedi, döviz, sabit getirili ürünlere de yer veriyor. Dövizleri de kendi içerisinde yine çeşitlendiriyoruz. Eurobond, altın ve çeşitli böyle global tematik fonlarındaki o potansiyelleri de yakalamak adına fonlar bunlara da yatırım yapıyor. Bir orta seviyedeki 4 risk seviyesine sahip fon da yine son bir yıllık getirisi %90 gibi bir getiriye sahip. Yani bunlar bakıldığında hem borsa endeksinin üzerinde hem de enflasyonun anlamlı derecede üzerinde fonlar. Bu dönemlerde de böyle belirsizliğin biraz olduğu dönemlerde ne yapsam, paramı oraya mı yatırayım, buraya mı yatırayım fonlarında, bu tarz zamanlarda yatırımcıya da iyi bir cevap verip tatmin edici getirileri yakalamayı sağlıyor açıkçası. Evet, Mehmet Bey, peki şu klasik soruyu nasıl yanıtlayalım? Seçimden sonra dolar ne kadar tutulabilir? Yani çünkü döviz yapmaya devam ettiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın hani veriler bunu gösteriyor. En son Profesör Doktor Hakan Kara'nın paylaştığı işte grafikleri de görüyoruz. Son 4 haftada 20 milyar dolar derken bir 25 de çıktı bu faiz artış sürecinde de. Yani o yönelimi kesmek adına vatandaşın talebi kesmek adına ne kadar doğru adımlar atılıyor? Seçimden sonra hani bu klasik o kanı yıkılacak mı? Dolar tutulabilecek mi? Kaç bekliyorsunuz mesela? Ya dolar TL'de bir değişiklik beklemiyoruz. Zaten aylık bir %3, 3,5 civarında bir devalüasyonumuzu var. Biz bunun devam etmesini bekliyoruz. Ya bu çok tartışılabilir ama özetle şunu söyleyeyim. Daha önceki seçimlerden sonra yaşananlar vatandaşın yoğurdu üfleyerek yemesine neden oluyor. Çünkü sütten herkesin ağzı yandı. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi bu sefer piyasayla inatlaşmadı. Dikkat edin, seçimden önce hiç beklenmeyen bir faiz artışı yaptı. En fazla çoğunluk sıfır bekliyordu. Biz 250 bas puan bekliyorduk ama 500 yaptı. Bu da çok önemli bir mesajdır. Bu hareketin anlamı tam olarak tartışılmadı. Birincisi faizlerin oldukça %50 gibi cazip bir seviyeye gelmesinin ötesinde kaldı ki 50 politika faizi %53'e kadar o çıkabiliyor biraz önce Sunan'ın söylediği gibi. Ki mevduat faizleri 53-54, hatta özel sektör tahvili faizleri bugün çok büyük bir banka %56 ile gördük değil mi Sunan? Kaç? 76 evet, gündü. Evet. Evet, 70 küsur gündü. 156 faizle geldi. Şimdi bakın, faizde inatlaşmayı bırakması ekonomi yönetiminin çok önemliydi. Çünkü inatlaşsa daha önce yaşadıklarımız olurdu. Vatandaş daha da fazla döviz aldı. Bu sefer 500 bas puanlık bir faiz artışı seçimden önce yapılarak birkaç tane mesaj verildi. Birincisi piyasayla inatlaşmıyoruz. İkincisi Merkez Bankası siyasi realiteye rağmen bağımsız karar alabiliyor. Üçüncüsü, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar çok önemli. Hani herkeste şey endişesi var mı? Bir Naci Ağbal vakası daha yaşanır mı? Evet. Endişesi var. Mehmet Şimşek görevden alınır mı? Yani İstanbul'da evet. Ne olur? Bunun sonucuna göre Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi değişir mi? Çok türev var senaryolarda. Şimdi bir kere şu tespiti yapayım. Merkez Bankası açıklamalarına da girdi. Sayın Şimşek birkaç kere söyledi. Türk lirasının reel değer kazanması dışında bir seçenek kalmadı. Yoksa enflasyon düşmüyor, daha da kontrolden çıkacak. Bu bir mecburiyet. Yani hoş bir durum değil bu arada. Yani kurun kontrol altında götürülmesi tercih edilen bir kur rejimi değildir. Ama bir mecburiyet haline gelmiştir ve bu ifade de edilmiştir. Sözlü ve yazılı Merkez Bankası açıklamasına TL reel değerlenmesi diye bu ifade girdi. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları önemli. Bu mesajları biz dikkatle takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi ne yaptığını biliyor.
yılın ikinci yarısında enflasyon açısından netice alınacak diye son derece açık ve net destek veriyor. Yani onun da başka seçeneği kalmadı bence. Çünkü daha önce yaptığı deneylerin sonuçları gerçekten ekonomiyi katastrofik bir noktaya getirdi. Yani kendi ifadesiyle bugün hani emeklilerin hayat pahalılığından, sadece emekliler değil bütün sabit getirilerin enflasyon ve hayat pahalılığının altında kaldığının, daha önce bunları kabul edip itiraf etmiyordu. En azından bu dönemde açıkça itiraf ettiğini, ifade ettiğini görüyoruz. Bu da önemlidir yani realitenin kabulü anlamında. Demek ki iktisat bir bilimdir. İktisat bir oyun değildir. Yani iktisat bir bilimdir ve bunun da kuralları vardır. Yani faizi düşürerek enflasyonu düşürmeyi bırakın, enflasyonun kontrolden çıktığını bütün ülke 85 milyon yaşayarak gördü. Şimdi doğrusunu yaparak, yani faizi yükselterek, talebi kısarak enflasyonu düşürmek zorunda olduğumuzu herkes kabul etti ve buna göre davranıyor. Bence bu kabul, bu realite, bu bilimle barışmak, bilimin gerekliliğini kabul etmek doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan dolayı ben dolar kuru şöyle olacak böyle olacak gibi endişelere hiç katılmıyorum. Bizim yıl sonu tahminimiz 40-41 civarında. Hatta bana sorarsanız yılın ikinci yarısında enflasyon tahmin edildiği gibi hızlı düşerse 40'ın da altında kapatabiliriz yılı. Benim beklentim o şekilde. Kaça düşerse enflasyon dediniz? Enflasyon Merkez Bankası ifadesi ki bence çok doğru benchmarklar koyuyorlar. Aylık hızına bakacağız diyor. Yani %5'lere kadar çıkmıştı aylık enflasyon temposu diyeyim. Şu an 4'lerde diyelim. İşte yıl sonunda yılın ikinci yarısında %3, %2 gibi daha makul bir seviyeye indirmeyi planlıyor. Yani aylık örneğin işte yazın ilerleyen aylarında böyle aylık %1-2'ler görmeye başladığımız zaman enflasyonda, o zaman da bir iyimserlik hakim olacak. Hakikaten bu sefer çalışıyor diye Türk lirasında bir reel değerlenme görebiliriz. Bu yabancı girişine de çok bağlı tabii. Ben yabancı girişinin artacağını düşünüyorum. Çünkü Fed de faiz indirecek yılın ikinci yarısında. Ama nedir? Bu sefer kurun düşmesine de izin vermeyecek Merkez Bankası. Niye? Çünkü boşalan döviz rezervlerini doldurmak için giren dövizi Merkez Bankası alıyor olacak. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında 40 lira artı eksi 1-2 lira gibi bir yerde dolar TL'yi kapatırız diye düşünüyorum. Peki hemen borsa sorusuyla geliyorum Sunu Hanım'a. %35 değil mi hisse senedi payı, biraz önceki gördüğümde öyleydi diye hatırlıyorum portföyde. Yani arttı, 5 puan arttı diyorsunuz. Türk hisse senedi %35 diye görüyorum ben şimdi. %35'e azalttık. 40'tı, %40'tı hisse senedi ağırlığımız. %35'e azalttık. Anladım, 5 puan azalttınız. Şimdi o zaman onu soracağım. Bu çünkü %50 faizde normalde herkes işte faizle rakiptir deriz borsa. Ama ilk başta çok sevinildi işte uygulamalar devrede kanaatiyle yabancı gelecek diye. Sonradan da fark edildi ki bu kredilerle işte bu sanayi şirketleri ne olacak diye bir sarmaldır gitti. Şimdi de nereye gidecek denilmekte borsada. Şunu soracağım. Borsa ne olacak? Sizin görüşünüzü burada merak ediyorum. Yani bu düşüşler fırsat mıdır? Biz genellikle yükselirken alırız ama şu dönem almalı mı yoksa beklemeli mi? Nasıl yanıtlarsınız? Bu yani, soruya çünkü aslında size sormayı planlamıştım, sonra bir an hisse senedi fonlarını ben ve birkaç arkadaş yönetiyoruz, sabit getirili fonları, altın dahil. Borsa düşerken almalı mı beklemeli mi Mehmet Bey? Bizden %5 puan çaldı Sunan'ın ekibi hisse senedinden. Ya şimdi şöyle, bizim varlık dağılımını yönettiğimiz müşterilerde evet bu şeyi yapacağız. Çünkü %50-55 faizler risksiz faiz çok önemli bir fırsattır. Bundan faydalandırmak için belli bir kaydırma yapacağız ama bizim bazı müşterilerimiz de bu düşüşler fırsattır, almak lazım diye bana dönen müşteriler de var. Bunlar daha uzun vadeli. Yani borsaya yıllar bazında bakabilen müşteriler. Burada vade çok önemli Melda. Yani haftalık ve aylık vadede bakanlar için faiz bir fırsat. Orada bir %5 puan hisseden faize kaydırıyoruz.
Ama daha böyle 2025'e doğru bakabilen 6 ile 12 ayın üzerinde vadesi olan müşterilerde borsadaki düşüşleri bir alım fırsatı olarak kullanıyoruz. Yani vade boyutunu bence ihmal etmeyelim. Bu sorunun cevabında mutlaka müşterinin vadesi çok önemli. Evet, buraya hemen bir artı cazip hisseler değişti mi sorusuna yanıt ekleyebilir miyiz Mehmet Beyciğim? %50 biraz değişebilir. Evet, biz de portföyümüzü biraz gözden geçiriyoruz. Biraz değişiklik olabilir. Mesela? Yani örneğin faizlerin yükselmesi normalde bankalar için negatif olması gerekirken banka ağırlığımızı arttırıyoruz. Nedeni şu, çünkü faizlerin yükselmesi Türkiye'deki ekonomik ortamın normalleşmesi anlamına geliyor. Bu da bankalar için 2025'i daha cazip bir sene yapacak ve ekonominin normalleşmesi nedeniyle yabancı girişi de artıyor borsaya. Yabancılar büyük hisselerden öncelikle bankaları tercih ediyorlar. Ondan sonra bazı holding hisseleri, daha böyle çeşitlendirilmiş portföyleri olan bazı sanayi hisseleri, özellikle işte TL'nin reel değerlenmesinden negatif etkilenen ihracatçı sanayi şirketleri olabilir. Bunlar biraz negatif olabilir. Onun dışında borsada çok fazla bir küçük hisse furyası olmuştu biliyorsunuz. Son 1-2 senedir. Evet, evet, halk arzlarla. Küçük hisselerde likiditenin çok az olduğu, çok dalgalı borsalar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz kendi portföyümüzde küçük hisseleri biraz azalttık hisse fonlarımızda. Daha böyle orta ölçekli, büyük ölçekli hisselere girdik. Sigorta şirketleri bu yüksek faiz ortamından faydalanabilir. Onu da tespit etmek lazım. Çünkü hepsi büyük portföyler yönetiyorlar ve daha çok sabit getirili ağırlıklı portföyler yönetiyorlar. Dolayısıyla sigorta şirketleri için daha olumlu bir ortam olabilir. Bir de tabii enflasyona endeksli bilançolar geliyor Melda. Bu sene farklı bir resim var. Orada şirketlerin gerçek karlılıkları, farklı resimler ortaya çıkıyor. Yani normal nominal bilançolarda çok karlı zannettiğiniz bir şirket, reel bilançosu geldiği zaman, reel dediğim enflasyona uyarlı bilanço, o kadar da karlı değilmiş veya zararda olduğu ortaya çıkıyor. Bunları da çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Önümüzdeki bu bilançolar yeni gelmeye başladı, artarak devam edecek. Şu dönem işte akla karanın ortaya çıktığı, portföylerde bu tür hisse değişikliklerinin yapıldığı bir dönem olacak. Bunu bireysel yatırımcının yapması çok zor. Yani ben burada bir sürü örnek versem de komplike bir iş, zor bir iş. O yüzden güvendikleri hisse senedi fonları, bunu yapan hisse senedi fonlarına yatırım yapmalarını ben daha çok öneriyorum. Peki, şimdi TL mevduatta pay arttı dedik. Burada o zaman faizlerin daha artacağını düşünüyor musunuz? Ne kadar bir seviye öngörüyorsunuz? Onun için daha kısa vade mi olmalı? 32 günlük gibi düşünmeliler ya da hani 3 aylık değil de, çünkü merkez faiz artırımlarına devam edecekse. Bir izleyici de der ki bu soruya ek olarak, vadeli mi para piyasası likit fonları mı diye sormuştu. Ben de size ileteyim bu soruyu. Suna Hanım, ne dersiniz? Hem TL mevduatta vade, hani fon olarak düşündüğümüzde de vade ne önerirsiniz? Çünkü faiz daha artması bekleniyorsa, hem de izleyicimizin sorusu, hem de altın fonu çok merak ediliyor. Yani süreyi de aşmak istemiyorum ama çok merak ettiğim konular var. Yani aslında şöyle, biraz yatırımcının ihtiyacına ve vadesine de çok uygun. Bu faizler bu enflasyonla mücadele programı kapsamında bir süre daha uzun gidecek. Bu belli, yüksek kalmaya devam edecek. Yani para piyasası fonları dediğim gibi o vadede sizi hiçbir şekilde engellemediği için, isterseniz bir hafta tutun, isterseniz hani 3 gün taşıyın, 5 gün taşıyın, öyle bir vade kısıtlaması yapmadığı için bu yüksek faizlerden, dediğim gibi gecelikli faizler 52'lerden geçmeye başladı bu son arttırımdan beri. Bir de bankalarda da bir şey çok değişebiliyor. İşte herkes o yüksek faize de aynı yaşamına ulaşamıyor. Bir hoş geldin faizi oluyor. Yeni yıl seçimlerinde bir ekstra böyle tatlı faizler oluyor ama sonrasında o 50'yi belki alıyor, belki daha altında. Genel bir yükseliş eğilimi var ama herkes ona, o büyüklükteki tutarlara yetişemiyor. Dolayısıyla bu para piyasası fonlarında bir alt limit de olmadığı için ufak tutarlarla da bu yüksek faizler yakalanabilir.
Dolayısıyla daha avantajlı gibi görünüyor para piyasası. Evet, yani şunu çıkartıyorum söylediğinizden, ne bileyim işte 1 milyon üstüne daha farklı bir faiz alırken bankada, burada 100 bin lirası olan da aynı faizi alabiliyor değil mi? Çok doğru, çok doğru. Yani evet, en mantıklı tarafı herhalde bu. Hatta 1000 lirası olan bile alıyor. Ben araya gireyim. Finansal okuryazarlık derslerinde fon öneriyorum. Bakıyorum birçok insan aslında fonu duymuş ama fon almayı bilmiyor. Onu da fon alın, para piyasası fonu alarak bu işe girin. Bir deneyin diyorum. 100 liralık alın diyorum mesela. Çünkü bir alt limit yok ki, bizim para piyasası fonunun birim fiyatı ne suna? Yani bir tane bile alabilirsiniz. Evet, onu soracaktım ben. Hepsi için %52 mi diye. Çok yani değil tabii ki. Fonların içeriklerine göre bu değişiyor. Yani %100 nakitteyse fon tabii ki tamamını burada değerlendirir ama tek fon, tek enstrüman repo piyasası değil. Bir takım özel sektör bonolarına, banka bonolarına yatırım yapabiliyorsunuz. Fon içerisinde mevduat yapabiliyorsunuz. Hazine bonosu alabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yükselen, hani yakın son işte 10-15 seneye baktığımızda bu faizlerin 50 seviyesine geldiğini görmediğimiz bir dönem aslında bu dönem. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Dolayısıyla dolayısıyla hani ben açıkçası para piyasası fon yöneticisi olarak bu kadar bu 50'lere geleceğini de çok fazla çok beklemiyordum açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla fonu da bir günde tam gecelikte aynı yatırım varlığına yönelik, yani yaymak zorundasınız. O portföyün içerisini çeşitlendirmek zorundasınız. Çünkü kestiremeyebilirsiniz onu. En yükseği, en tepeyi yakalayamayabilirsiniz. Biz kendi fonumuzda, para piyasası fonumuzda %35-40 civarında mesela repo yapıyoruz gecelik. Bunun dışında banka bonoları da taşıyoruz. Mevduatta yapıyoruz. Bir soru sorsam, doğru soru olur mu? Mesela altın fonu mu yoksa TL ağırlıklı bir fon mu? Yani tam doğru soru olmaz çünkü nasıl döviz şeyi farklı ama ben şöyle söyleyeyim. Genelde Türk yatırımcısı, bireyler özellikle altını şey zannediyorlar ya, güvenli liman. Evet. Ki son 5-10 yılda öyle oldu. Evet, yani dolar TL çok yükseldi, onu yansıttı. Altın da ons bazında yükseldi, onu yansıttı. Fakat bütün parasıyla altın almak döviz riski almak anlamına geliyor. Hani döviz riski alırım diyenler, tamam bugüne kadar dolar TL çok yükseldi ama şu anda ekonomi politikası TL reel değerlenecek. Evet. TL'nin reel değerlenmesi dolar TL kurunun enflasyon kadar artmaması anlamına geliyor. Bundan dolayı bütün parayla şey almak, altın fonu almak, altın almak kur riski almak anlamına gelir. Ama para piyasası fonu koyarsanız varlık dağılımınıza en azından bir %45 hatta 45-50 arası bir faizi, ki risksiz bir faiz bu. Bakın bu çok önemli, risksiz. Onu portföyünüze katmış oluyorsunuz. Kaybetme olasılığı yok mu yani? Yok, çünkü bu risksiz faiz, gecelik repo. Sunan'ın bahsettiği banka bonolarında ufak tefek fiyat dalgalanmaları olabilir ama onların da vadesi çok kısa, vadesi geliyor, fiyat riski alınmamış oluyor gibi. Dolayısıyla bu 45-50 arası yıllık getirisi olan fonlardan bahsediyoruz, para piyasası fonları. İlk fon alışınızı para piyasası fon olarak yapabilirsiniz, bu risk olmayan bir fondur. Hatta eskiden paramız boşta kalmasın diye bankalarda işte elma fon şu bu falan filan vardı. Onlar genelde rayiç faizinin altında değerlendirilir ama gidip kendinize para piyasası fonu alırsanız şu anda piyasadaki rayiç ve cazip faizi elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece altın fonu değil, yani altının yanında o dövizdir çünkü. Para piyasası fonu bu dönemde biraz daha yüksek tutmanızı öneririz. Zaten bizim o yuvarlak portföy dağılımında %65 TL, %35 döviz dağılımı da önemli düşündüğümüz bir dağılımdır. Yani 3 liranız varsa ikisini TL'ye, 1 lirasını döviz varlıklara koyun diye bir önerimiz var. O da Türk lirasının reel değer kazanacağı görüşüne inandığımızı yansıtıyor. Evet.
Son olarak o zaman 1 Nisan sabahı ve sonrası için yatırımcıya ne önerirsiniz Sunu Hanım? Yani hani fonlara park etme zamanı mı dedik? Seçim sonrası hani şu 2 günde en azından ne yapmasınlar? Yani burada aslında çok böyle bizim ileriye dönük beklentimizi değiştirecek bir seçim sonucunun çıkmasını düşünmüyoruz açıkçası. Çok majör bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla hani bu seçim sonrasında asıl önemli olan gerçekten de bu ekonomi politikalarının ne kadar kararlılıkla sürdürülebilir olacağı. Dolayısıyla biz biraz daha orta uzun vade bakmayı tercih ediyoruz Melda Hanım. Peki. Peki Mehmet Bey, siz ne dersiniz? Yani 1 Nisan şakası olmaz umarım. Bir önceki belediye seçiminde bir şaka değil de bir şokla uyanmıştı. Süre uzamıştı. İstanbul seçimi tekrar edilmişti ve benim açımdan o çok dramatik ve trajik bir olaydı. Yani sonuçta ortada bir sonuç vardı ve onun tekrarlatılması basit bir tekrar değil o. Yani insanların demokratik süreci olan inancını sorgulatan bir deneyimdi. Benim her şeyden önce dileğim böyle bir şey bir daha yaşanmaması. Ülkede demokratik sürecin sağlıklı bir şekilde sonuca varması. Onun dışında kim kazanırsa milletin, halkın tercihidir. Hayırlı olsun. Zaten belediye seçimlerinden bahsediyoruz. Yani bunu bir genel seçim haline getirmenin de bir hali yoktu açıkçası. Ama maalesef o atmosfere dönüştü. Evet, özellikle ekonomi manşetteydi. Vaatlerde de bu öndeydi. Bakalım, dediğiniz gibi herkesin iyiliğine, çocuklarımızın iyiliğine olsun diyelim. Demokrasi şenliktir. Demokraside seçimler şenliktir, dediğiniz gibi. Çok teşekkürler. Değerli katılımınız için güzel oldu bence. Fonları çok soruyordu izleyiciler de. Bunun tekrarını da yapalım, sözünü de alalım. Çok teşekkürler diyorum. Sunu Hanım'la tanışmış olduk. Tanrıverdi Fidan, Ataport ve Genel Müdür Yardımcısı. Burada yanlış yazmışım, kusura bakmayın. Ve Mehmet Gers, Ataport ve CEO'su Meyda Yücel TV'deydi. İyi haberlere abone olmayı da unutmazsınız değil mi diye de izleyicilerimize ekleyelim tekrar. Meyda Yücel YouTube kanalı tabii ki. Mehmet Gers, en büyük desteklerimden, sağ olun, var olun. Size şey veriyoruz, al önerisi veriyoruz Meyda Yücel. Abone ol önerisi. Süpersiniz, süpersiniz. Teşekkürler davet için. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun.